Lirası'ndan 6-0 atılmasının üzerinden 15 yıl geçti. Geçmiş yıllarda yüksek enflasyon, yüksek faiz ve ekonomik istikrarsızlıklarla kaybolan Türk Lirası'nın itibarı 1 Ocak 2005'te paradan 6-0 atılarak iade edildi. Türkiye'de 1970'lerden sonra yaşanan enflasyonist süreç, bazı ekonomik değerlerin milyarlarla, trilyonlarla, hatta katrilyonlarla ifade edilmesine sebep oluyordu. Vatandaşlar 1981'den bu yana ortalama 2 yılda bir daha büyük değerlerdeki yeni banknotlarla tanışmak zorunda kaldı. Cumhuriyet'in ilanından 1991 yılına kadar en büyük banknot 50 bin lirayken, 10 yıl içinde 400 katlık bir artışla 20 milyon liraya kadar yükseldi. 2000'lerin başında uygulanan sıkı maliye ve istikrar politikaları sonucu enflasyon düşme eğilimine girerken ekonomiye de güven geldi. Böylece 31 Ocak 2004'te Türk Lirası'ndan 6-0 atılması ve 1 milyon liranın bir yeni Türk Lirası'na eşitlenmesini öngören ilgili kanun çıkarıldı. 1 Ocak 2005'te de paradan 6-0 atılarak yeni Türk Lirası banknotlar tedavüle girdi. O tarihte başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan, Türk Lirası'ndan 6-0 atılmasındaki temel amacın milli para birimine yeniden güven ve itibar kazandırmak olduğunu söylemişti. Paramızdan 0 atılması, enflasyonla mücadelede elde ettiğimiz tarihi başarının bir sonucudur. Yeni Türk Lirası'na geçişle vatandaşlarımız ceplerinde Türk lirası taşımaktan gurur duyacaktır. Bu uygulama bir devrim niteliğindedir. Bu uygulamayla öncelikle günlük yaşamımız ve ekonomik aktivitelerimiz çok büyük oranda kolaylaşacaktır. Yüksek enflasyon, para birimlerine güveni azaltmanın yanı sıra yatırımları, para politikalarına güveni ve gelir dağılımını olumsuz etkiler. Paradan sıfır atılması, uzun yıllar yüksek enflasyon yaşayan ülkelerin başvurduğu bir yoldur. Bazı gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler, yıllar içinde paralarından sıfır atarak para birimlerine güveni yeniden tesis etmek ister. Paradan sıfır atılmasının başarılı olması için siyasi, ekonomik ve psikolojik bir takım ön şartların gerçekleşmesi gerekir. Dünya genelinde paradan sıfır atılmasının birçok örneği var. Yaklaşık 100 yılda 50'den fazla ülke ulusal parasından sıfır attı. Parasından fazla sıfırları atan ilk ülke 1923'te Almanya oldu. Bugün AB üyesi olan pek çok ülke de geçmişte parasından sıfır atmıştı. Almanya, Fransa, Finlandiya, Macaristan ve Yunanistan bunlardan birkaçı. Ülkeler ulusal paralarından geçmişte 4, 5, 6, 9 hatta 12 sıfır bile attı. Bu konuda en ilginç ülke olan Brezilya, 1930'dan günümüze parasından 6 seferde toplam 18 sıfır attı ve parasının adını 8 kere değiştirdi. Bol sıfırlı dönemde çarşı pazarda renkli görüntüler oluşurken, o dönemde dizilerde de yeni Türk lirası konusu işlenmişti. 2000. Yok. 200 bin. Yok. Ya aman canım. 2 milyon işte ya. Milyar. YTL. Ya 6 sıfır olandan işte canım. Türk lirasına kazandırılan itibarın perçinlenmesi ve dünyada bilinirliğinin artırılması amaçlarıyla Türk lirasına bir simge kazandırmak üzere Merkez Bankası tarafından bir TL simge yarışması düzenlendi. Türk lirası simgesi 1 Mart 2012'de kabul edilerek bugünkü halini aldı. TL simgesinde Türk lirasının ve Türkiye ekonomisinin iki belirgin özelliği olan güven ve istikrar içinde yükselen değer kavramları ön plana çıkartıldı. Türk lirasının kıymet saklama aracı olarak güvenli bir liman haline geldiği vurgulanmaktadır. Birincisi hani kolay kullanımı gerekiyordu. Hem elle kullanırken hem bilgisayarda kullanırken. Marka olabilmesi için bazı kriterler de gerekli. İlerideki durumlarda belki işte promosyon ürünlerine dönük de bir rahat kullanımı olacak bir simge olmalıydı. Dolar ve Euro'nun simgesi
bilinen simgeler en az onlar kadar da kolay kabulü ve bilinirliği olmalı diye düşündüm. Türk lirasına itibarını geri kazandırmak için paradan 6-0 atılmasının üzerinden 15 yıl geçti. O dönem yapılamaz olarak düşünülen bu başarılı hamle şu anda yakın tarihimizin en popüler ekonomik atılımları arasında gösteriliyor.